Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kulaklık jack girişi bozulan bir kulaklığın tamiratını gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kulaklığımızın girişi bozuldu. Burayı kestik biz. Bunun yerine herhangi bir bilgisayarcıdan ya da telefoncudan alabileceğiniz jack girişini nasıl takabilirsiniz bunu anlatacağım. Daha önceki videolarımda farklı kulaklık girişini bağlamayı göstermiştim. Burada da jack girişini nasıl lehimleriz, nasıl takabiliriz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar, bu jack girişini aldığınız zaman bu bilgisayarcı da dikkat edin. 2 çizgili mi, 3 çizgili mi, burası çok önemlidir. Bu şekilde 2 çizgili ise mikrofonu takamazsınız buna. 3 çizgili ise mikrofonu takabilirsiniz. Tabi ilerleyen aşamalarda biz şu anda 3 çizgili bir giriş bulamadık. İnternetten sipariş ettik. O geldikten sonra onun tamiratını size göstereceğiz. Bu şekilde 2 girişli ise kulaklık olarak tamirat yapabilirsiniz. Yani mikrofonu buraya takamazsınız. Dikkat edin. Burayı açtığınız zaman arkadaşlar bu şekilde vidalı bir şekildedir. Burada dikkat edeceğiniz nokta şu şekilde 3 tane kısım vardır. Arka tarafta bulunan kısım güç kısmıdır. Buraya iki kablo takacaksınız arkadaşlar. Buradaki ön kısımdaki bulunan biri sağ, biri sol kulaklık şeklindedir. Zaten kulaklığımızın kablolar üzerinden bakarsanız da şu şekilde kulaklık kablolarımızdan size neyi nereye takacağınızı anlatayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane rengimiz var. Bu 4 renk içerisinde arkadaşlar şu tek renk bakır rengine en çok benzeyen kısım güç olan kısımdır. Yani kulaklığın enerji ihtiyacını karşılayan kısımdır. Şu görmüş olduğunuz kısım. Şu sağ taraftaki yeşil ve sol taraftaki mavi sağ ve sol ses çıkışlarını sağlar. Arka taraftaki kırmızı da mikrofondur arkadaşlar. Şuradaki kırmızı da mikrofondur. Genelde çoğu kulaklıkta kırmızı renk mikrofondur. Biz bunu bugün kullanmayacağız arkadaşlar. Diğer üçünü takacağız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu jack girişinin kapağını çıkardığınız zaman arkadaşlar bunu bu kablolardan geçirerek, bakın şu şekilde kablolardan geçirerek şöyle kablodan geçirin. Tamam, bu şekilde. Bunun daha güzel tasarımları var. Metal olanları falan var. Onlardan da alabilirsiniz. Bunu geçirmemizin sebebi lehimledikten sonra bunu oraya sıkmamız lazım. Daha sonra bunu geçiremeyeceğiniz için şimdiden bunu öncelikli olarak bir geçirin. Daha sonra arkadaşlar bu kablolar üzerinde yalıtım olduğunu diğer videolarımda da söylemiştim. Yapmanız gereken tabii ki de direkt bağlarsanız çalışmayacaktır. Şu şekilde bir çakmak yardımıyla bu şekilde hafif yakarak bakır rengini alacak şekilde arkadaşlar yakıp yalıtımını gidermeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi renk değişimini de burada görebilirsiniz. Daha sonra üzerlerine takacağız. Bunu lehimsiz de yapabilirsiniz. İsterseniz burada kabloyu iyi bir şekilde sıkarsanız lehime ihtiyaç duymazsınız ama lehimlemeniz daha mantıklıdır. Arkadaşlar güç olan dediğim bu sarı ortadaki kablo var ya, bu sarı kabloyu şu arka kısımdaki büyük yere takıyoruz. Yani şuraya görmüş olduğunuz gibi, pardon, buradan yanlış yerden çıktı. Buraya takıyoruz bunu. Tabii taktıktan sonra yani burada biraz daha fazla yakabilirsiniz çakmakla. Çünkü kabloyu oraya saracaksanız, eğer lehimde kullanmayacaksanız, biz de biraz daha yakalım arkadaşlar. Oraya saracağımız için bu yakmamızın amacı yalıtımı ortadan kaldırıp orada iletişimini sağlamak. Bu şekilde şöyle etrafında döndürerek arkadaşlar oraya çok şu biraz odaklayalım. Güzel bir şekilde takabilirsiniz. Diğer şekillerde birini sağa, birini sola gelecek şekilde takıyorsunuz. Aynı şekilde şu yuvarlaktan geçiriyorsunuz arkadaşlar. İpliği iğneden geçirir gibi geçiriyorsunuz. Biz bunları geçirelim. Daha sonra lehimlemeye bakalım. Lehiminiz de tabii herhangi bir lehim alabilirsiniz. Normal bir marketten 10 liraya 20 liraya alabileceğiniz bir lehimle işinizi görecektir. Dediğim gibi arkadaşlar burada kırmızı rengi takmıyorsunuz. Kırmızı renk çünkü mikrofon girişi olduğunu söylemiştim. İkinci kablomuzu da taktık. En sonunda üçüncü kablomuzu takalım. Evet, kabloların bağlantılarını yaptıktan sonra şu arka tarafta gördüğünüz yere kabloyu koyuyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde yandaki pimi sıkıyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz nokta şu kırmızı kabloyu kullanmayacağız demiştik. Çünkü bu bir mikrofonlu kulaklık değil. Mikrofonlu kulaklık tamiratını da aparatımız geldikten sonra anlatacağız. Bunu şu yalıtımlı kısımdan
kesebilirsiniz. Diğer kablolarımızı taktık. Şimdi lehimleme işlemine geçelim arkadaşlar. Lehimleme işlemine. Bakın burada kabloyu sıktığınız zaman burada hareketi zorlaştıracaktır. Yani burada kablonun gelmesini engelleyecektir. Şimdi lehimleme işlemine başlayalım. Normal herhangi bir ince bir lehim kullanabilirsiniz. Lehimlemede de dikkat edeceğiniz noktalardan biri arkadaşlar. Öncelikli olarak lehimi direkt lehim ucuna alabilirsiniz. Biraz lehim ısıttıktan sonra. Böyle alt tarafına bir kağıt koyarsanız lehim yapışmayacaktır. Lehimlemeyi yapacağınız yer kablonun geldiği kısma şöyle hop, hızlı bir şekilde. Bakın şu kabloyu kıvırdığımız kısma şu şekilde değdirdiğiniz zaman bu lehim güzel bir şekilde buraya hop oturacaktır. Şu şekilde. Biraz böyle üflersiniz. Soğumasını bekledikten sonra orası sertleşecektir. Şurayı yaptık. Burada kablo oynamış yerinde. Daha sonra buranın lehimlemesini gerçekleştirelim. Dediğim gibi öncelikli olarak lehim ucuna şöyle hafif bir lehim alırsanız işlemenizi daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de bu renkleri de hani bizim dediğimiz gibi ezbere gitmeyip de oralara değdirerek de nasıl yapmanız gerektiğine bakabilirsiniz. Tabii en zor aşamaya geldik. Bu da arka tarafın yapılması, lehimlemesi. Burada burayı sabitlememiz lazım. Evet, bu son kısmı da lehimleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi parlak kısım lehim tutmayacaktır. Lehim isterseniz bu şekilde de eritebilirsiniz. Evet, bu şekilde de işlemimizi bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi sarı kısmı arka tarafa, mavi ve yeşilden birini sağa, birini sola takıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta iki kablo arasında herhangi bir bağlantı olmaması. Buna dikkat edin. Bakın buralar önemli. İki kablonun birbirine değmemesi lazım. Şu lehimimiz biraz daha sağlam olmamış. Onu da sağlamlaştıralım. Önce kabloyu sararsanız güzel bir şekilde tutacaktır. Evet, şimdi de takalım. Evet, buradaki mikrofon kablosu olan kırmızı kabloyu kesiyoruz arkadaşlar. Biraz da arka taraftan böyle keserseniz zaten yalıtım olduğundan dolayı bir sıkıntı olmayacaktır. Dediğim gibi ilk başta takmanız gereken bu plastiği taktıysanız buraya getirip bu şekilde vidasını sıktığınız zaman kulaklığınız hazır olacaktır. Şimdi de bir telefona takalım ve test edelim. Kulaklığımız çalışıyor mu? Tabii siz bunu önceden de kulaklığı takıp testini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun mikrofonlusunu da alıp yine yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bağlantıları gerçekleştirdiğiniz zaman bilmiyorum sesi size geliyor mu da. Şuradan. Bu şekilde ürünümüz gayet güzel bir şekilde çalışmaktadır. Eğer herhangi bir sıkıntı olursa ilerleyen aşamalarda da yine bu kulaklığı kullanırken bir sıkıntı yaşarsanız buradaki şu vidayı açarsınız arkadaşlar. İçerisindeki kablolardan sarı olan arka tarafa, sağ bir tarafa, sol bir tarafa olacak şekilde tekrardan lehimlersiniz. Ya da lehimlemek istemiyorsunuz dediğim gibi de o kabloyu yaktıktan sonra orayı güzel bir şekilde böyle sıkarsanız arkadaşlar orada tam bir şekilde oturacaktır. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan bir şey olursa yine yorum kısmından cevaplamayı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.